İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Mardin şehrinde 11 bin yıllık bir tapınak meydana çıkartıldı. Artsakh Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı ABD Kongresi'nde bir konuşmada bulundu. Yunanistan Cumhurbaşkanı Ermenistan Cumhuriyeti'ne resmi bir ziyarette bulunacak. Devlet Başkanı Bashar Assad, Suriyeli Ermeniler yüksek ulusal bilinçli bir halktır. Türkiye Dışişleri Bakanı Pompeo ile bir telefon görüşmesinde bulundu. Fransa parlamentosu Türkiye'yi kınayan bir tasarıyı kabul etti. Narigazi Orkestrası bir konser programı çerçevesinde Şuşi'de sahne alacak. Batı Ermenistan'ın Mardin Pinüke ilinin Dargeçit ilçesinde yürütülen kazı çalışmasında 11.300 yıllık olduğu tahmin edilen 4 siteli bulunan tapınak ortaya çıkarıldı. Tarih boyunca Pinüke, Sümer, Akat, Babil, Hitit, Asur, Urartu, Roma'nın da aralarında bulunduğu 25 medeniyete ev sahipliği yaptı. Neolitik döneme ait temeli molos taşlarla örülü duvarlar ve sertleştirilmiş kil tabanları olan yapının açığa çıkarıldığı alanda Göbekli Tepe ile aynı döneme ait bir de tapınak ortaya çıktı. Ortaya çıkarılan 4 stelden biri kırık ama diğer 3'ü o gün olduğu gibi hala günümüze kadar korunabilmiş. 80 metrekare büyüklüğündeki tapınak Göbekli Tepe ile benzer özellikler taşıyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne bir çalışma ziyaretinde bulunan Artsakh Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mas İsmailyan, Artsakh Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına adanmış ABD Kongresi'nde düzenlenen etkinlikte baş konuşmacı olarak çarşamba günü bir konuşmada bulundu. Artsakh Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı mevcut kongre üyelerine Ermenilere karşı uygulanan soykırımı tanıma ve kınama kararına destek verdiği için şükranlarını dile getirdi. Mas İsmailyan konuşmasında Artsakh'ta devlet inşası, Artsakh'ın uluslararası tanınması ve uluslararası işbirliğinin genişletilmesi ile çatışmanın barışçıl çözümü konularına değindi. Kongre üyesi Brett Sherman ve Frank Ballon, Ermenilere karşı uygulanan soykırımı tanıyan ve kınayan 296 sayılı tasarının bir kopyasını Mas İsmailyan'a teslim etti. Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'ın daveti üzerine Yunanistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Prokopios Pavlopoulos, 5 Kasım'da Ermenistan Cumhuriyeti'ne resmi bir ziyarette bulunacak. Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Departmanlığı'ndan aktarılan habere göre, Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenecek resmi karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ve Prokopios Pavlopoulos özel bir görüşmede bulunacak, ardından iki ülkenin delegasyonları arasında geniş katılımlı bir toplantının gerçekleştirilmesi planlanıyor. İki ülkenin devlet başkanları basın açıklamasında bulunacak. Yunanistan Cumhurbaşkanı başkanlığındaki heyet, Ermenilere karşı uygulanan soykırım anıtı olan Zernakapert'i ziyaret edecek, soykırım kurbanlarının anısına çelenk bırakacak. Suriye Devlet Başkanı Bashar Esad, Suriye Devlet Televizyonu'na verdiği röportajda ülkenin karşı karşıya kaldığı çeşitli konulara değindi. Suriye'de yaşayan çeşitli halklara ve kabilelere değinerek özellikle Suriye'deki Ermenilere yönelik övücü sözlerde bulundu. Devlet Başkanı Assad özellikle Suriyeli Ermenilerin Suriye memleketinin en saygın bileşeni olduğunu ve her seferinde ülkeye olan sadakatlerini gösterdiklerini belirtti. Assad şöyle dedi, Ermeniler ulus bilincine sahip bir millettir, benzersiz bir topluluk yarattılar, farklı dernekler ve örgütler kurdular ve ulusal geleneklerini ve imajlarını korudular. Çeşitli vesilelerle Ermeni yurttaşlarının etkinliklerine katıldım ve Ermeni şarkıları ile birlikte ülkemizin milli şarkılarını nasıl seslendirdiklerine tanık oldum. Onlar eşsizdir çünkü özelliklerini koruyarak ülkemizi zenginleştirdiler. Suriye Savaşı boyunca Ermeniler tam Suriyeliler ve ülkemizin tam bir vatandaşları olduklarını kanıtladılar. Karşılaştırma yapmak istemiyorum fakat bu ülkenin bir parçası olan diğerlerinin aksine Ermeniler ayrı bir ülke oluşturmak ve Suriye'yi bölmek istemediler. Suriye içinde bağımsız bölgeler oluşturmaktan bahsedenler aslında vatanı bölmek için hizmet ediyorlar. Mesela Suriye'de Özgür Kürdistan'ın propagandasını yapan insanlar var. Bunların hepsi bizim için kabul edilemez ve onlara karşı mücadele etmeliyiz.
Çeşitlilik bizim için büyük bir değerdir ve her türlü ayırma girişimi kabul edilemez. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefon görüşmesinde bulundu. Tert AM'in aktardığına göre Çavuşoğlu ve Pompeo, Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'nin aldığı kararı ve Suriye'deki durumu tartıştı. Daha önce Türkiye Dışişleri Bakanı, Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'nin Ermenilere karşı uygulanan soykırımı tanıyan kararını utanç verici olarak nitelendirerek eleştirmişti. O, bunun Türkiye'nin Suriye'deki askeri harekatının intikamı olduğunu da ifade etti. Fransa parlamentosu Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı askeri operasyonu nedeniyle Türkiye'yi eleştiren bir tasarıyı 121 oyla kabul etti. Sputnik'in Türk servisine göre tasarı Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlara derhal son verilmesi çağrısında bulunuyor. Böylece Fransa Suriye'nin kuzeyindeki halk savunma güçleri YPG'ye verdiği desteğini sürdürmekte olduğunu ve Türkiye'nin bu eyleminin İslam Devleti'nin yeniden ortaya çıkmasına yol açabileceğini belirtmektedir. Şuşi Sanat Derneği yöneticisi Mariam Andreasyan tarafından Armen Press muhabirine verilen bilgiye göre, Artsakh Cumhuriyeti'nin Şuşi şehrindeki Naregatsi adlı sanat derneğinde Naregatsi Orkestrası'nın Vartan Badalyan ve Lusine Mirzahanyan'ın katılımıyla 2 Kasım günü saat 12'de bir konser gerçekleşecek. Mariam Andreasyan'ın belirttiğine göre Naregatsi Orkestrası Naregatsi Sanat Derneği'nde derneğin kurucu ve başkanı olan Narek Harutyunyan'ın himayesinde hayata geçti ve bugüne kadar faaliyet gösteriyor. Orkestra 2008'den bu yana konserlerle birçok kez Avrupa'da ve Ermenistan Cumhuriyeti bölgelerinde bulundu. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Naregatsi Orkestrası'ndan seslendirilen Gomidas Vartabet'in Durung adlı eserini sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.